Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Selahattin Demirtaş çok masum. Eline silah bile almamış. Ne yaptı Selahattin Bey? Eline silah mı aldı? Mesela eline silah almayan ne çok terörist var biliyor musunuz? Abdullah Öcalan eline silah almış mıydı? Eline silah almıyor ama 40 yıldır 40 bin insanımızın kanının akıtılmasına sebep oluyor. İlla silah mı alması gerekiyor eline? Mesela Netanyahu eline silah aldı mı hiç? Onca insan öldürüldü. Soykırım yaşanıyor Gazze'de. Netanyahu'nun elinde silah gördünüz mü? Öldürmek için illa eline silah alması gerekmiyor. Terörist olması için illa eline bu silahı alması gerekmiyor. Bir sözü silahtan daha etkili olabilen birçok terörist var. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İmralı Adası'nda bir cani yatıyor ya, bebek katili Abdullah Öcalan. Ben çok merak ediyorum. Hani iki gün önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Öcalan'ı da gidip ziyaret edecek mi? Eder mi? Eder. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Selahattin Demirtaş çok masum. Eline silah bile almamış. Selahattin Bey'in bugün içeride olması, tutuklanması bir hukuk faciasıdır. Ne yaptı Selahattin Bey? Eline silah mı aldı? Vallahi doğru. Selahattin Demirtaş eline silah almamış. Ama kardeşi Nurettin Demirtaş daha da hala benim Mehmetçiğime kurşun sıkmaya devam ediyor. Orası ayrı bir konu. Mesela eline silah almayan ne çok terörist var biliyor musunuz? İşte az önce dedim ya, Abdullah Öcalan'ı da ziyarete gidecek mi diye. Abdullah Öcalan eline silah almış mıydı? Evet, dağda, bayırda, orada, burada vardı ama elinde silahla yaptı mı bir eylem? Kemal Bey herhalde bunu hesaplamıştır. Eline silah almıyor ama 40 yıldır 40 bin insanımızın kanının akıtılmasına sebep oluyor. İlla silah mı alması gerekiyor eline? Mesela Netanyahu eline silah aldı mı hiç? Onca insan öldürüldü. Soykırım yaşanıyor Gazze'de. Netanyahu'nun elinde siz silah gördünüz mü? Öldürmek için illa eline silah alması gerekmiyor. Terörist olması için illa eline bu silahı alması gerekmiyor. Bir sözü silahtan daha etkili olabilen birçok terörist var. Selahattin Bey'in bugün içeride olması, tutuklanması bir hukuk faciasıdır. Ne yaptı Selahattin Bey? Eline silah mı aldı? Hadi o zaman Kemal Bey, bir zahmet İmralı'ya doğru da yol alsan tam da seninkilerin dediği gibi. Sayın Öcalan'a Sayın Öcalan diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının irademdir dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi büyük bir yazar ve düşünürdür, nokta. Sence de öyle mi? Adam silah almamış. Hadi yazar ve düşünür, PKK'nın lideri olan ve bunların önderi olan, hani burayı ziyaret ediyorsun rahat rahat, bu tarafa da bir ziyaret gerçekleştirirsin diye düşünüyorum. Daha doğrusu merak ediyorum. Bunu yapar mı? Bugün olmasa belki yarın hayalleri var. Halep'te bulunmadım. Delegeler genel başkan adayı olarak gösterdiler. O şekilde genel başkan oldum. Genel başkan adaylığım da hep böyle oldu. Eğer yeniden Tüzük'te, affedersiniz, kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse o zaman diyeceğiz. En cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz yani. Kemal Kılıçdaroğlu çok sevdiği Selahattin Demirtaş'la ilgili bir şey daha söylüyor. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı. Ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. Bugün Selahattin Demirtaş'a bu güzellemeyi yapan, yarın hayda hayda öteki taraf içinde yüksek sesle bağırmaya başlar. Apo dışarıda olsa silahlar susar. Ki bunu dillendiren çok var. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Selahattin Demirtaş dışarıda olduğu zaman terör niye durmadı? Mesela ne yapıyordu Selahattin Demirtaş dışarıda olduğu zaman? Ne diyordu? Buna alışsanız diyorum. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Başka bir şey daha söylüyordu. Hani PKK'lı teröristlerin cenazesine.
diyordu ya. Bizim bir milletvekilimiz bir PKK'linin cenazesine katıldı diye linç edilebiliyor ya medyada. Cenazeye gitti, taziye. Seçmenimiz bizim o ya. Bize oy veren insan, bize güvenen insan. Evladını yitirmiş çatışmada. Bir bakıyorsunuz akşam televizyonda, havuz medyasında. İşte milletvekili PKK'li terörist cenazesinde. Ben çok açık söyleyeyim. Halkımızın acısına sahip çıkmayan milletvekiliyle ilgili kusura bakmasına ben soruşturma açtırırım parti disiplini gereği. Sen oy almışsın o insandan. Hassasiyetine dikkat edeceksin arkadaşım. Cenazesine de gideceksin, taziyesine de. Dışarıdaydı ya hani birisi daha. Figen Yüksekdağ. Ne diyordu? Biz sırtımızı Rojava'ya yaslıyoruz. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Ha, Pervin Buldan'ı unutmamak lazım. O da dağdaki dostlarına sesleniyor dışarıda ya. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü Kürt halkının özgürlüğüdür. Dedi Sayın Öcalan'ın arkasındayız diyoruz. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, Sayın Bayık, Sayın Ak, Sayın Ronahi Serhat, Sayın Sülbüs Peri, bu insanlar dağlarda, Hakkari'li gençler dağlarda. Başka? Var var, çok var. Meclis çatısı altında Meral Danış Beştaş. Düşünür yazarını ilan etti. Sayın Öcalan'a Sayın Öcalan diyoruz. Çünkü milyonlarca Kürt halkının irademdir dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi büyük bir yazar ve düşünürdür. Nokta. Dışarıda olduğu halde gidip dağlarda fingirdeşen bazı milletvekilleri vardı. Hatırladınız siz onları. Sonra kaçarken yakalandı biliyorsunuz. Detay çok, kişi de çok. Dışarıda olanların yediği haltı hepimiz biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor ki Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü PKK terör örgütünün devam etmesi, bölgede bunların silahlı korku salması bunların ömrünü uzatıyor. Ha şimdi sorulacak bir soru daha var. Kemal Kılıçdaroğlu madem Yasin Börü'nün katliamına sebep olan Selahattin Demirtaş'ı bu kadar seviyor, bu kadar sahipleniyor, işte elinde silah yok diyor. Bir ziyarette bulundu ya. Ya insanda biraz Allah korkusu olur, vicdan olur değil mi? Hani bu tarafı ziyaret ediyorsun, bir de Diyarbakır'a doğru yol alsan mesela, desen ki hani yıllardır evladının kanlı atletiyle teselli bulan Hatice anneye bir ziyarette bulunsan. Ana sen ne hissediyorsun? Sen bu Demirtaş'la ilgili ne düşünüyorsun? Evladının katili olarak görüyor musun, görmüyor musun diye sorsa ya. Selahattin Demirtaş arkadaşlarıyla yaptığı toplantı sonrasında dedi ki hadi çocuklar sokağa dökülür. Döküldüler mi? Yasin Börü o zaman kurban eti dağıtıyordu. O çocuğun kafasını taşla ezip arabayla üstünden geçtiler mi? Sadece Yasin Börü'yü değil arkadaşlarını da katlettiler mi? Ettiler. Ve utanmadan bu işin sorumlusu olmadıklarını söyleyebiliyorlar. Onların söylemesine gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu zaten onlara sahip çıkıyor. Hatta bazı CHP'liler. Ha bir de şeyi unutmayalım. Neydi? SİHA seski. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Avrupa İşkence Yönleme Komitesi'nin kararları var. Uzaya neredeyse çift şeritli yol yapacaksınız. Gemlik'ten İmralı Adası'na kosteri gönderemiyoruz. Selahattin Demirtaş genel başkan olduğu için tutuklanmış ve cezaevine konmuş bir siyasetçi. HDP'nin genel başkanı olduğu için. Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğinde gönlü kalmasın diye eski Diyarbakır Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızrak'a da böyle bir uğramış. Ne haber canım diye seslenmiş. Kim bu Adnan Selçuk Mızraklı sahi? O da mı masum? Hogir adındaki teröristi gece yarısı bu Selçuk Mızraklı'nın hastanesine getiriyor arkadaşlar. Koşa koşa gidiyor. Kayıt altına almadan doktor ya tedavi ediyor.
Sonra daha gönderiyor tekrar. O Hogir benim Mehmetçiğime kurşun sıkmaya devam ediyor. Belki yaşıyordur, belki de gebermiştir. Bilmiyoruz ama Selahattin Demirtaş o Hogir'i serbest bırakan, Hogir'i iyileştiren, benim Mehmetçiğime karşı yeniden dağa gönderen Adnan Selçuk Mızraklı'yı ziyaret edip nasıl, iyi misin? Benim güzel kardeşim demiş. Ne güzel. Allah muhabbetini arttırsın. Dedim ya, bugün yarın öbür tarafa da Allah korusun. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani İmralı'ndan bahsediyorum. Abdullah Öcalan da ziyaret ederse vallahi de şaşırmam, billahi de şaşırmam. Siz şaşırır mısınız gerçekten?